Batı Avustralya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre Güneydoğu Asya'dan insanlarla beraber Avustralya'ya ulaşan dingo köpekleri oradaki aborjinlerle yakın ilişkiler kurarak kabilenin yaşamını ve avlanmasını kolaylaştırmış. Arkeolog Jane Bain, dingoların ilk başta Avustralya'ya evcilleştirilmiş olarak getirildiğini fakat daha sonra burada tekrardan vahşileştiklerini söylüyor. Bu durum özellikle yaban ırklarına yakın olan köpek türlerinin insanlardan bağımsız kendi hallerinde yaşamasına ve sürüler oluşturmasına izin verilip başıboş bırakılması sonucunda bu hayvanların tekrar vahşileşerek bulundukları bölgedeki yaban hayatına zarar vermesi açısından da açık bir örnek oluşturuyor. 2020 yılında Nature'da yayınlanan makalede olduğu gibi. Yabani bir şekilde yaşayan köpekgillerin besinleri çoğunlukla etten oluşur. Fakat evcil köpekler önemli ölçüde insanlar tarafından temin edilen sebze gibi diğer yiyecekleri de yerler. Bu yedikleri de genetik profillerini ve davranışlarını doğrudan etkiler. Avrupalı kaşiflerin yazdıklarına göre aborjinler dingoları, evcil hayvanları, arkadaşları, koruyucuları hatta örtüleri olarak kullanıyordu. Kıtadaki bazı arkeolojik araştırmalar aborjinlerin dingolar buraya geldikten sonra daha fazla çeşitli küçük hayvanla beslendiklerini ve bu avcılıklarının küçük yaban hayvanı faunası üzerinde keskin değişikliklere neden olduğunu gösteriyor. Avrupalı kaşiflerin yazdıklarına göre erkek insanlar burada da büyük hayvanları avlarken dişi insanlar küçük hayvanları yakalıyordu. Ama dingolar burada bu kez erkeklerin değil dişilerin av köpeği konumundaydı. Arkeolojik Bilim Dergisi'nde yayınlanan makaleye göre bu cinsiyete dayalı avlanmanın diğer bölgelerdekinden farklı olmasının sebebini günümüzde nesli tehlike altında olan dingoların o zamanlar büyük avlardan ziyade küçük avları avlamak için daha uygun ve kullanışlı olmasıymış.